Günaydın sevgili izleyenler. Referans programından yine sizlerle birlikte bomba gibi bir güne başlıyoruz. Yine değerli konuğumuz Herbalist Sayın İbrahim Gökçek ile birlikte bugün size alerji konusundan bahsedeceğiz. Besin alerjisi, farklı alerjiler değil mi Sayın Gökçek Bey? Sevgili izleyenler, Gökçek Bey'den şu an zaten gerekli bilgileri alacaksınız. Hoş geldiniz. İnşallah, hoş bulduk. Saygılar, hürmetler. Şimdi bu gördüğünüz bitkinin ismi Laden. Laden gülü. Bununla ilgili Türk tarihinde en detaylı bilgiyi ben bu yazmış olduğum kitapta verdim. Çok ayrıntılı olarak. Laden gülü, kaç tür laden gülü var, nerede yetişir, nasıl yetişir, yetiştirilmesi vesaire vesaire. Şimdi Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde yaban olarak yetişen bitki genellikle çam ağaçlarının altını çok sever, çok yetişir. Bununla ilgili Münster Üniversitesi'nde klinik araştırması yapmıştır. Birleşimindeki indometesin ve fenilbutason denen iki maddenin iltihapları önleyici, mantar ve bakterileri yok edici özelliklerde olduğu belgelenmiştir. Yani bu da alerji rahatsızlıklarına iyi gelen bir bitki sanırım. Yani mantarları yok ederse alerji çözer. Çözer. Bununla ilgili ayrıca Saarland eyaletinden, Almanya'nın Saarland eyaletinde Homburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Günte Wiese alerjik, atopik yani besin alerjisi olan sulu, kaşıntılı, kabarcıklı yaraları iyileştirmek için 95 çocuk üzerinde tedavi denemesi yapmıştır. Yani tedavi denemesi 95 çocuk üzerinde çok büyük bir araştırma. Çünkü 3-4 ay bunu takip edeceksin. Hastanede veya ev ortamında. Ve bunların hepsinin yavaş yavaş iyileştiği belgelenmiştir klinik araştırmalara. Laden gülünün birçok çeşidi var. Beyaz çiçekli, mor çiçekli, lila çiçekli. Artı Kanada laden gülü var. Kanada laden gülü zehirlidir. Yani bu şifalı, hiçbir yan etkisi yok. Fakat bir de laden gülü, Kanada laden gülü. Onu bunlarla karıştırmamak gerekir. Yani bunun çeşitleri de var. Tabii. Ben söylerken gülünün. Burada vatandaşların bazıları diyor ki çok güzelmiş. Tamam ben bunu toplayayım. Araştırmadan, incelemeden, bilmeden toplayanlar var. Şimdi 15-20 yıl önce bir tanıdım. Ben ona bahsetmiştim. Alerjik hastalıklara laden gülü iyi gelirdi. Antalyalı bu arkadaşlar. Dedi ki çok güzel ben biliyorum. Bizim bahçede de oralarda yetişir. Ben toplarım onu çayını yaparım. Dedim Yaman yanlış yapma. Yok yok çok iyi biliyorum dedi. İyi sen bilirsin dedim. Antalya'ya gitmişti izin yapmak için tatile. Abi kaç hafta sonra beni aradı dedi ki ya çok kötü oldum. Bütün hep zehirlendik. Neden? Laden gülü zannettiydik şeymiş. Duvar sarmaşını toplamışlar çayını içmişti. Yani bilmeden olmaz. Olmaz. Bileceksin ona göre. Ben mesela bir dostum alerjik, atopik, kaşıntılı böyle yaraları vardı. Ben buna Antalya'dan laden gülünü topladım. 5-6 kilo götürdüm verdim hediye. Bunun kilosu çok pahalı. Almanya'da. 50 euro. 50 euro. Ben buna 5-6 kilo verdim. Kullandı. 6 hafta sonra dedi ki ya ben dedi bunu kullandım ama yani adamcağız 50 yaşında, 20 yaşındaki bir erkek gibi cinsel fonksiyonları artmış. Sürekli hanımıyla kavga yapmaya başlamış. Hanımına demiş ki ben tekrar evlenmek istiyorum. Artık dayanamıyorum. Yani kendisi de rahat duramamış, hanımını da rahat bırakmamış. Bu laden gülünü cinsel gücü aşırı artırıcı özelliklere sahip. Evet. Dedi ki ya bunun yan tesiri mi var acaba? Evet yan tesiri var. 6 haftadan fazla kullanmaya başladı mı çok yoğun cinsel arzuları artırır. Kişi bir ailesi varsa onunla tatmin olamazsa yani böyle yan tesir de var. Ben dedim ki o zaman yeter bırak iyileştiysen. Çünkü biz bunu epimedium kapsül ürettik. Cinsel fonksiyonları artırıcı. Laden gülünün ekstraktini kattık. Karışım yaptınız. Karışım bundan da özel bir karışım yaptık. Hı hı. Şimdi laden gülünün vatandaş bilmediği için nasıl, nerede yetişir, hangi türü etkili diye birçok türü var. Biz burada laden gülü forte diye bir
bitkisel ekstrakt ürettik. Bu gastrit ve ülsere de iyi gelir. Ha, bununla ilgili Türkiye'de de ilk defa bir klinik araştırması yapılmıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi yapmış olduğu klinik araştırmasında gastrit ve ülseri bu biraz önce saydığım iltihapları önleyici, bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliğe sahip olduğu Münster'de, üniversitede belgelenmişti. Türkiye'de de ilk defa bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmasında laden gülünün gastrit ve ülseri iyileştirdiği belgelenmiştir. Evet. Klinik araştırması var. Biz şimdi midedeki problemlerin daha kısa sürede iyileşmesi için toniğin yanında tonik bilindiği gibi lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. En ağır gastrit, ülseri, reflüyü 4-5 haftada iyileştirir. Fakat bazı insanlar mesela bunu sıvı olduğu için yani tatile izne giderken veya başka yere giderken taşımakta problem olduğu için veya buzdolabında bulundurmak gerekir. Buzdolabı olmayan ortamlarda laden gülü aynı şekilde etkili. Gastrit, ülser gibi mide rahatsızları artı her türlü alerjik rahatsızlıklarda etkili. Alerji. Çünkü mantar ve bakterileri yok ediyor. Klinik araştırması hem Münster Üniversitesi'nin yapmış olduğu klinik araştırmasında ayrıca Profesör Doktor Günte Wiese ve ekibi tarafından Saarland eyaletinde yapılan klinik araştırmada belgelenmiştir. Laden gülü mükemmel bir bitki. Yan etkisi cinsel gücü artırması. Yani öyle kötü bir etkisi. Değişik bir yan etkisi varmış. faydalı bir yan etkisi, zararlı bir yan etkisi. Herhangi bir başka bir şey kullanmasına gerek kalmıyor. Sürekli ve düzenli bunu eğer ki kişi 6 haftadan fazla çayını içerse veya kapsülünü alırsa bu sefer aşırı, çok aşırı cinsel uyarır. Kişi sabaha kadar uyuyamaz. Peki mide yaralarına da iyi geliyor mu? Hani ülser, gastrit bir yara olur. Yara var derler böyle. Hani... Gastrit midede iltihap. Ülser midede yara demek. Yani hem iltihabı, laden gülü hem yarayı iyileştirici artı reflüye karşı etkili. Reflüye de etkili. Laden gülü. Bunun birleşimi de sadece laden gülünün ekstraktı değil, aynı zamanda sinirli ot, papatya, nane, kimyon, alıç, ginkgo, sarı kantaron gibi bitki ekstraları da var. Kesinlikle. Mesela sarı kantaron teskin edici, sakinleştirici, rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Evet. Sarı kantaron, şu gördüğünüz bitki. Sarı kantaron her türlü depresif rahatsızlıklarda, depresyon, üzüntü, sıkıntı, endişe, gerilim, panik atak. Bununla ilgili çok klinik araştırması yapılıyor. Yüzlerce klinik araştırması var. Sarı kantaronun dünyanın en mükemmel, en etkili şifalı bitkilerden birisi. Bunun birleşimindeki hipeforin denen madde beyindeki hormonların salgılanmasını artırıyor. Serotonin hormonu artırıyor. Böylece kişiye mutluluk, neşe veriyor. Relax. Huzur, relax, rahatlatıyor böyle. Noradrenalin hormonu salgılanmasını artırıyor. Noradrenalin hormonu kişideki dikkat dağınıklığını önlüyor. Bazı insanlar yaşlandıkça dikkat dağınıyor. Konsantre olamıyor herhangi bir problemde. Dikkat dağınıklığına karşı. Adaptasyon problemi. Evet, glutamat yetersizliğine karşı. Glutamat sentetik olarak hazır, kimyasal olarak alırsan tehlikeli. Beyin kendisi salgılarsa faydalı. Çünkü yediği, içtiği her şeyden zevk aldırır kişiye. Tat alıcı, zevk, haz verici bir madde. Artı dopamin hormon salgılanmasını artırır. Yani kişide erken bunama gibi rahatsızlıkları önleyici, Parkinson gibi rahatsızlıkları önleyici özelliklere sahip. Sarı kantoron birleşimindeki etken madde %1. Çayını içerseniz etkili. Sarı kantoronun çayını yapar da içerseniz etkili. Fakat aylar yıllar sürer. Artı
ağır vakalarda birinci, ikinci dereceden depresif rahatsızlıklarda bazı insanlar intihar etmek ister, işte bunalıma girer. Evet. Bu gibi durumlarda sarı kantaron forte çok çok etkili. İşte çayı yetersiz oluyor çayı çünkü. Çayı yetersiz çünkü birleşimindeki etken madde %1. Çayını içtiğinizde %1 etki görürsünüz. Kapsülünü aldığınızda %100 etki görürsünüz. Çünkü bunun birleşiminde etken madde var. Hipeforin. Mükemmel. Mesela bazı eşler havadan sudan herhangi bir problemde tartışıyorlar, geriliyorlar. Sonra da kavgalar, boşanmalar vesaire. Çok basit nedenlerden. Eşler fark etmez hangisinde biraz gerginlik varsa sarı kantaron forte kapsül alırsa relax, rahatlar. Bir öbürüne yumruk dahi vursa bir daha vur der. Sırtını döner. Herhangi bir problem olmaz. Şimdi bu gördüğünüz bitki maalesef kuruduğu için yaprağı, çiçeği, şu meyvesi büyüdüğü zaman kiraz kadar. Ginkgo biloba. Ginkgo forte diye biz bundan bir kapsül ürettik. Ginkgo biloba nedir? Çin'de ve Japonya'da yetişen mabet ağacı. Bu mabet ağacının bir özelliği var. Erken bunama, kulak çınlaması, beyine kan akışındaki anormallik nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlıklar veya bazı insanlarda beyinde oluşan kan dolaşım rahatsızları, burada oluşan baloncuklar nedeniyle veya kan sızması nedeniyle ortaya çıkan anormallikler, iskemi dediğimiz anormallikler. Bu gibi rahatsızlıklarda klinik araştırmalarla ginkgonun etkisi ispat edilmiştir. Klinik araştırması belge var. Bunun değil mi? Evet. Evet. Şimdi ginkgo şurada. Şu. Ginkgo. Ginkgo forte sadece ginkgo ekstraktı değil. Alıç, ginseng panax. Alıç, zeytin yaprağı, sarı kantaron gibi 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Sadece ginkgo olsa ne olur? Ginkgonun birleşimindeki etken madde ginkoloidler %1 yani çok az kişi bunun çayını içse bir ton çayını içse yapraklarını ne olur? Etkisi olur da bir ton ne kadar zamanda bir ton çay içilir ki işte? 1-2 yıl sürer yani. Bir ton çay içilmez. Etkisi çok az. Bu nedenle mutlak suretle kapsülünü kullanmak gerekir. %100 verim elde etmek için. Ginkgo forte ile ginkgo ile ilgili, kapsülüyle ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Ve 10.815 hasta. 10.815 hasta. Erken bunama. Rahatsızlığı yani Alzheimer dediğimiz hastalığa yakalanan 10.815 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmıştır ve etkisi ispat edilmiştir. Benim yazmış olduğum bu kitapta bununla ilgili ayrıntılı bilgi var. Detaylar sizin kitabınızda evet, kitap, var. Benim yazmış olduğum bu kitapta. Artı ginkgonun bir özelliği de şu. Kulak çınlaması rahatsızlığı olan. Kulak çınlaması. Şimdi kulak çınlaması neden olur? Mesela bu ginkgonun birleşiminde sadece ginkgo değil, alıç, zeytin yaprağı, sarı kantaron, ginseng gibi bitki ekstreleri var. Kulak çınlamasına karşı da etkili. Nasıl etkili? Kulak çınlamasını tetikleyen birçok faktör var. Mesela kulak çınlamasını tetikleyen faktörlerin başında 1 tansiyon, 2 diyabet, 3 kolesterol hapları. İnsanlar sürekli çeşit çeşit hap kullanıyorlar. Ya ne olacak ki günde bir tane tansiyon hapı alsam diyor. Veya bir tane diyabet hapı. Veya bir tane kolesterol hapı. Bir şey olmaz. Kulak çınlamasını diyorlar. Zaten ben de çok merak ediyordum. Neden kulak çınlar? Bunun sebepleri anlattığınız gibiymiş. Yani almış olduğu kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Kulağa zarar veriyor. Genellikle de mesela askerse
kişi silahlı talimler, eğitimler sırasında mesela obüsle atış yapıyor. Koskoca bir patlama, çok büyük bir gürültü ortaya çıkıyor. Veya ateşli silah talimi sırasında poliste, askerde veya gürültülü ortamda çalışan, gürültülü makineler içerisinde çalışan insanlarda da bu çok gözükür. İç kulağın içerisindeki salyangozun içerisinde tüysüz hücreler, tüysüz hücreleri besleyen kılcal damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa tüysüz hücreler deform olur. Şekli böyleyken böyle büzülürse dışarıdan gelen ses dalgasını beyne iletemez. Bu nedenle ses dalgalarını beyin yanlış algılar, yanlış yorumlar, kulak çınlaması. Londra'dan bir beyefendi orta kulağında böyle basınç oluşmuş. Basınç nedeniyle orta kulağındaki basınç, kulak burun boğaz doktoruna gidiyor. Kulağına, kulak zarına bir tüp takacağız diyorlar içerideki havayı alması için. Normal olarak kulak zarından hava dışarı çıkar. Kulak zarı bunun çok kalınlaşmış, havayı geçirmiyor artık. Kulak zarı kalınlaşmış. Kulak zarına tüp takmışlar, tüp içerideki havayı alsın diye. Fakat ameliyat sırasında zarar vermişler. Kulak çınlaması başlamış. Bu vatandaşı biz iksir, aloe vera jeli, ginkgo forte ve sinirlot forte ile 3 ay içinde tedavi ettik. Sayın Gökçek Bey, biz kısa bir aradan sonra tekrar sizinle aynı konuya devam edelim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız sevgili izleyenler.